Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu YouTube için, TikTok için, Instagram için ve daha başka diğer platformlarda yayıncılık yapacaksanız ne tip bir kamera kullanmalısınız? Cep telefonu bu iş için yeterli mi yoksa kamera mı almalısınız? Bu soruya cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu belirteyim. Ben daha önce kayıtlarımı cep telefonumla alıyordum. Daha sonradan kamera aldım. Neden aldım? İşte bunu size anlatmaya çalışacağım. Umarım sizin için de bu yeterli olur bu işe iş olarak bakacaksanız ve daha çok kitleye erişmeyi istiyorsanız kesinlikle kamera almanızı önerir ve tavsiye ederim. Cep telefonu kullandığınızda bazı sakıncalar oluşuyor arkadaşlar. Şimdi mesela cep telefonunu aldınız, kayıt yapacaksınız. Bunu taktınız tripoda. Tripod bunu eğiyor, büküyor. Tamam. Alttan vidalı tripodlar var. Yine de sıkıştırma mantığıyla çalışıyor. Dolayısıyla telefonu bildiğiniz sıkıştırıyor. Sert, bayağı sertler. Ki hadi bu sorunu açtık diyelim, bir şekilde çözdük diyelim. Ondan sonraki probleminiz telefonu bağlayıp çekime başladığınızda birisinin size Whatsapp'tan mesaj atması, araması, uygulamaların bildirim göndermesi, ses çıkarması, titremesi bunlar da problem arkadaşlar. Hadi bunu da uçak modunu aldınız o şekilde kullanalım dediniz ama bu sefer de size kimse ulaşamıyor. İkinci bir telefon almanız gerekiyor. Hani masraflı diye kameradan kaçınıyoruz ya aslında cep telefonu daha masraflı bir hale geliyor. Daha sonrasında ise batarya pil ölüyor zamanla. Çünkü sürekli çekim yap, video at, işle, bilmem ne. Bunlarla uğraşırken telefon sürekli çalışıyor. Yani oyun oynuyormuşsunuz gibi düşünün sürekli. Bunlar bataryanın ömrünü azaltıyor, ömrünü götürüyor ve dolayısıyla size 2 yıldan daha fazla gidecek cep telefonu bir, bir buçuk yıl gibi bir sürede çöp haline geliyor. Ayrıca telefon için hani kamerası iyi olsun derseniz iyi bir telefon almanız gerekecek. Mesela şu an elimdeki telefon Xiaomi Mi 10 Note. Arkadaşlar 108 megapiksel kamerası var. Zaten arka taraf kamera dolu. Her şey var. Fujifilm X-T200 cihazıyla kıyasladığında gerçekten cihaza yakın bir çekim sunuyor bana. Ancak geçemiyor. Ya X-T200 Fuji film veya Canon da diyebiliriz. Diğer markalar da diyebiliriz. Yani lensi değiştirilebilen kameralar bir yerden sonra uçuyor gidiyor. Şu kadar alanda sıralanmış kameralar var ama elinizde bir de fotoğraf makinesi var. Lensi var. Lensin uzunluğu 10-12 santim. Hani aynı kaliteyi sunamaz. Bir yerden sonra kamera fark atıyor. Ve kameranın tek amacı çekim yapmak. Bu ise cep telefonu. Olmadık anda olmadık zamanlarda ihtiyacınız olabiliyor. Benim karşılaştığım sorunlara devam edersem çekim yapmaya çalıştığımda kendimi görememem bir sorun. Göremiyorsun kendini çekim yapıyorsun. 10 dakika konuşmuşsun. Belki 25 dakika konuşmuşsun. Çünkü 10 dakikalık bir video çıkarmak için en aşağı 20-25 dakika çekim yapman gerekiyor. Sonra dönüyorsun bir bakıyorsun ki netleme yapmamış. O her şeyi bozulmuş. Kendini göremiyorsun. Fakat şu an çekim yaptığım kamerada kendimi görebiliyorum. Ve ekranına dokunarak da fokusunu ayarlayabiliyorum. Bakın şu anda netlemesi kaçtıysa ayarlayabiliyorum. Ayrıca mikrofon bağlayamıyorsunuz buna. Yani bağlarsınız tabii ki girişi var. Ancak ayarlarını istediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Ses kaydı konusunda da bunlar başarısız diyebilirim. Ha hiç mi olmaz imkanınız yoktur cep telefonu tabii ki kullanın. Ben de öyle yaptım. Ben de kullandım. Yıllarca o şekilde devam ettim. Ancak bir yerden sonra kitleniz genişleyince hitap ettiğiniz insanların sayısı artınca artık kaliteyi arttırmanız gerekiyor. Çünkü böyle devam edemezsiniz. O yüzden de cep telefonu mu, kamera mı? Kesinlikle kamera. Özellikle fotoğraf makinelerini tavsiye ediyorum. Ha bunlarda da kameralarda da sıkıntılar var. Onları da anlatayım. Isınıyor arkadaşlar. Yani 25-30 dakikalık bir çekimde yazın makine ısınmaya başlıyor. Bunun da çözümünü bulduk. Fanlarla soğutuyoruz. Üzerine fan taktım. Onla soğutabiliyorum yani. Başka bir problem var mı kameranın? Hayır. Onun haricinde eğer iyi bir seçim yapar, iyi bir araştırma yaparsanız, güzel bir kamera alırsanız sizi üzmez. Tabii ki var. Piyasada çok acayip kameralar var. 5 bin, 6 bin lira para veriyorsunuz fakat hiçbir işe yaramıyor. Yaramıyor. 4K video demiş 15 fps e çekim yapıyor. Hiçbir işinize yaramıyor arkadaş. Dalgalanıyor. Saçma sapan ayarlar, menüler. O yüzden araştırmalarınızı da iyi yapın. Hani ben şimdi diyebilirim ki Fujifilm X-T200'ü aldım. Gerçekten YouTube konusunda beni üzmedi. Güzel çekim yaptığını düşünüyorum. Şu anda çekimi o kamerayla yapıyoruz. Tabii ki lensler pahalı. O yüzden yanında alacağınız kit lensi iyi seçin. Güzel bir lens alın. Video odaklı olsun. Sonuç olarak arkadaşlar videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Hani cep telefonu mu kamera mı? Durumu olanlar için kesinlikle kamera. Ama cep telefonundan mahkumsanız kamera alacak durumunuz yoksa tabii ki bununla çekim yapabilirsiniz. Dediğim şekilde uçak modunu alırsınız. Çekimlerinizi birisi kontrol eder. Konuşurken seslere dikkat edersiniz. Yalıtım iyi bir odada çekim yaparsınız. Gece çekimi mümkün olduğunca yapmamaya çalışırsınız ki bunu unuttum. Evet gece çekimlerinde cep telefonları iyi değil arkadaşlar. Kameralar kadar güzel çekim sunmuyor. Bu tarz şeylerden feragat ederseniz işinizi görür, halledersiniz. Ama zaten bu videoyu izliyorsanız fotoğraf makinesi mi, Şeklinde kafanıza bir soru işareti var demektir. Umarım bu o soru işaretini giderir. Yine baştan söylüyorum arkadaşlar tekrardan iyi araştırın. Alacağınız kamerayı ihtiyaçlarınıza göre iyi araştırın. Yanlış kamera alırsanız paranız çöpe gider. Bunu da belirteyim. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.